artık içinde bulunduğu şartların, o itibar kaybı, onur kaybı, moral kaybı, ailesinin yaşadığı ağır travmatik etkiler vesaire falan, bunların hiçbir surette telafi edilmesi mümkün değildir. Bu bakımda böyle bir ihtimamla, böyle bir samimiyetle mesele ele alınırsa bunun daha doğru sonuç doğuracağı, daha güzel milletin birliği ve beraberliği noktasındaki şartların, hani toplumsal insicamın daha da iyi gelişeceğini tabii ki düşünüyoruz, böyle bekliyoruz. Kaldı ki tabii ki bu operasyonlar olmalıdır. Bu durum karşısında değil. Nitekim doğru yapılan, doğru tutuklamalar, doğru gözaltılar, doğru tespitlere bağlı olarak yapılan, verilen bir takım ceza uygulamalar zaten mutlaka olmalıdır. Çünkü bir darbe girişimidir. Basite alınacak bir olay da değildir. Diğer taraftan geçtiğimiz günlerde Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kaptan Kartal kardeşimiz tam da biraz önce ifade ettiğim hususlara benzer bir şekilde bir kumpasa maruz kalmak suretiyle önce gözaltına alınmış ve 14 gün gözaltında kaldıktan sonra ilk sorguda tutuklanma kararıyla karşı karşıya kalmıştır. Bugün bir ayın üstünde bir zaman boyunca da şu anda tutuklu halidir. Ve biz biliyoruz ki Kaptan Kartal 23 yıllık Büyük Birlik Partisi'nin 23 yıllık siyaseti süresince partide aktif rol almış. İlk yaklaşık 7 yılında Ocak Başkanlığı yapmış. Peşinden partinin muhtelif birimlerinde görev almış. Rahmetli Muhsin Başkan döneminde yaklaşık 7 yıl boyunca partinin yönetim kademelerinde bulunmuş. Ve en son geçtiğimiz 6 yıl boyunca da partide başkanlık divan üyesi olmuştu. Yani hayatının hiçbir zaman diliminde FETÖ'ye ya da başka benzeri nitelikli bir kuruma ya da kuruluşa aidiyet besleyebileceği ya da onlara yakın bir duruş ortaya koyabileceği bir durumu bir vakti ya da böyle bir eğilimi olmamıştı ki yaşama eğilimleri açısından ele alındığında ki kendisini yakinen tanıyorum, hayata bakış mantığı açısından da ele alındığında Kaptan Kartal Başkan'ın bu tip bir diyalog içerisinde olması asla mümkün değildir. Buna rağmen tam da biraz önce ifade ettiğim şekilde bir tane hükmü ehliyeti olmayan bir kişinin boş bir dilekçeye imza atması suretiyle içinin doldurulduğu bir şikayet dilekçesi söz konusu Kaptan Başkan'la ilgili. Ve bu şikayet dilekçesinde bahsi geçen konuların uzaktan yakından hani pratikte tekamül etmesi asla mümkün değildir. Dolayısıyla hani bu tip mağduriyetlerden birisini de yaşamış olmanın şu anda ezici ızdırabını yaşıyorum. Biraz önce ailesiyle görüştük. Şikayet ettiği ifade edilen kişi, yani bu gizli tanık diye bir gizli tanığın ifadesine bağlı olarak gözaltına alındığını bildiğimiz Kaptan Bey'in dosyasında adı gizli tanık olarak geçen şahısın kendisine boş bir kağıt imzalatıldığı, dolayısıyla kendisine para teklif edildiği ya da buna benzer bir takım angajmanlara sokulmak suretiyle böyle bir şikayete zorlandığı yönündeki ifadeleri kendisinin arkadaşlarla daha sonra yapmış olduğu konuşmalarla, atmış olduğu mesajlarla falan da sağır. Yani bunlar girilecek ilk mahkemede açığa çıkacak ve arkadaşını serbest bırakacak diye biz buna inanıyoruz. Öyle bir. O yüzden bu manada mağdur olan, yani FETÖ soruşturmaları çerçevesinde hiçbir bağ olmadığı halde maalesef gözaltına alınan ve sonra tutuklanan insanlara ve ailelerine de buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yani ben adaletimize güveniyorum. Geç de olsa tecelli edecek, haksız mağduriyetlere maruz kalan insanların da hakkı iade edilecektir. Buna inanıyorum. Bu noktada hiçbir inanç sahibiyeti de asla taşımıyorum. Yani gerek adli yargıya inanıyorum. Siyasi iradenin de bu noktada samimi olduğunu düşünüyorum.